Hoş geldin Melike. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yaş kaç Melike? 20. 20 yaşındasın. İstanbul'da mı oturuyoruz? Hayır. Alanya'da yaşıyorum. Alanya'da yaşıyorsun. Ailenle yaşıyorsun. Evet. Kardeşin, ablan? Ablam var, abim var. En küçük benim. En küçük sensin. Maşallah. Ailenle mi geldin buraya? Annemle birlikte geldim. Annenle birlikte geldin. Peki seneye bu zamanlar ne yapmayı planlıyorsun? Hedefin, hayalin? Seneye bu zamanlar yürümek istiyorum. Kendi işimi kurmak istiyorum. Kendi işimin patronu olmak istiyorum. Ve bana iyi gelecek bir insanla şans verip bütün dünyayı keşfetmek istiyorum. Dünyayı keşfet. Evet. Ne güzel bir cümle. Evet. Dünyada keşfedilecek çok şey var. Ve birçok yer var. Senin de yapmak istediğin bir sürü planın, programın, düşüncen, isteğin var. Ne güzel. Şimdi buraya sandalyeyle geldim. Evet. Doğuştan böyle bir şeyin mi var? Hayır. Ben 25 Mayıs 2020 tarihinde 3. kattan düşme sonucu omurilik felci kaldım. 3. kattan düştüm. Evet. 3. kattan düştüm. Bir kaza oldu yani. Evet. Kaza oldu. Ama şöyle günümüzde birçok ev hanımları zaten temizlik hastası olan birçok ev hanımları diyeyim. Evet. Perde takmak uğruna yani hayatından olabiliyor. Ben de bir perde uğruna bu duruma geldim. Ama perde çok takarken şükür, evet, düştün. Balkon perdesi bahçem takarken düştüm. Ama çok şükür hayattayım, yaşıyorum. Yani birçok zor aşamayı geçtim, atlattım. Yani çok zor ameliyatlar geçirdim. Omurilik ameliyatı oldum, beyin ameliyatı oldum. Yani ben her şeye rağmen hayatta kaldım. Uçmak için kuş olmaya gerek yok ya, sevinçten de uçabiliyor insan. Evet. İnşallah seni böyle kuş gibi sevinçten uçarak karşılayacağım İnşallah. Burada. İyi ki geldin. Ayağına sağlık. Hayata tutunmak için ağacın bütün derdi kökünden ayrılmamaktır. Şayet Melike gibi hedeflerinizin, hayallerinizin peşinden gidecek cesaretiniz varsa bütün hayalleriniz, rüyalarınız gerçek olabilir. Ben de bütün samimiyetimle, bütün kalbimle gelecek sene Melike'nin bu kapıdan ayakta girmesini arzu ediyorum ve onu görebilmek için büyük bir heyecanla kapıya doğru gidiyorum. Harikasın, harika, harika. Yavaş yavaş, acele etme. Hiç acelemiz yok. Biraz dinlen, yine yürümeye devam. Evet, inşallah. Böyle ayakta gördüm seni. Verdiğim sözü tuttum. Tuttun. Tuttum, sıra bisiklette. Evet, hepsi yavaş yavaş. Harika, harika Melike. Aferin sana. Vallahi bravo. Heyecandan yürüyemiyorum. Yürüyorsun ya, nasıl yürüyemiyorsun? Bayağı yürüyorsun işte. Aferin sana. Gel bakalım. Hadi oturabiliriz. Böyle ayakta geleceğini biliyordum Melike. Ben de.
Ben de sana inanmıştım. Bunu yapabilir demiştim. Buyurun, buyurun, oturun, buyurun. İyi misin? Çok daha iyiyim. Müthiş bir şey yaptın. Daha güzel yürüyorum ama şu an çok heyecanlıyım. Biraz heyecanın da etkisi olabilir tabii, evet. Yani sonuçta kolay da bir şey değil. Çok zor. Yani müthiş bir aşama bu. Bugün doktorum bana bir ameliyattan bahsetti. Yurt dışından özel olarak gelecek olan bir doktor, his getiren bir ameliyat yapıyormuş. Ameliyatı yapacak olan doktorla görüşmek istedim. Ve görüntülü görüşme ayarladılar. Şimdi senin bir şey paylaşmak istiyorum. Biz mesaj daha yerde neler yapabiliriz diye çok yüksek oranda değil ama başarı şansı %5'lerde. Ama eğer dilersen bunu sana uygulamak istiyoruz. Şu an gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Eğer böyle bir şey mümkünse, böyle bir şey varsa, %1 de olsa şansım, denemeye her türlü varım. Güzelim, kendini nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum. Şimdi ameliyata gideceğim. Ameliyat sonrası inşallah hislerim gelecek. İnşallah, Rabbimin izniyle. Seni seviyoruz. Hislerim göğüs altımda biraz biraz inmeye başladı. Evet, çok iyi, çok iyi. Diğerini de çek. Oo, müthiş. Egzersizlerimi, yani kendi yapabildiğim egzersizlerim daha çok arttı. Kapat, kapat, kapat. Çek, 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 yapıyorsun güzel. Bu cihaz senin gibi felç sonrasında oturamayan, ayağa kalkamayan ya da oturduğu zaman, ayağa kalktığı zaman tansiyon düşük bayılan hastalar için kullandığımız erken rehabilitasyon cihazımız. Şu an sipasyon gayet güzel Melike. Şu an kasılman da çok güzel. Evet Melike, seni ben çok güzel gördüm. Çok iyi gördüm gerçekten. Melike şu an gönlüne baktığımızda artık gövdesi dik tutabiliyor. Desteksiz oturabiliyor. Yatakta sağına soluna dönebiliyor. Kendini yataktan tekerlekli sandalyeye, tekerlekli sandalyeden yatağını transfer edebiliyor. Melike şu anda mutlu. Melike'nin ilk bize müracaatinde hedefi tekrar yürümek ve bisiklet sürmekti. Henüz bisiklet süremiyoruz ama şimdi yürüyoruz değil mi Melike? Evet. Hiç walker'a geçeceğimi düşünmüyordum. Walker'la yürüyen insanlara gördüğümde ben ne zaman bu aşamaya geleceğim diye hep düşünüyordum. Şimdi de bastonla yürüyen insanlara özeniyorum. Bir an önce hani bastonsuz yürümek hedefim aslında ama yine de razıyım bastonla yürümeye. Şimdi ben ağırlığımı atarım. Harikasın Melike'ciğim. Süpersin. Güzel. 2020'deyken 2021 için 4 Temmuz'da ayakta tutacağımı söz vermiştim. 2022'de o kırsız ve uzun yürümeci olmadan inşallah ayakta tutacağım.